Değerli Reklam Peyde takipçileri, efendim yepyeni bir bol bol futbol ile karşınızdayız. Değerli editörümüz Kıvanç Salman bizlerle. Kıvanç'ım nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi işte. Lig inanılmaz gidiyor, nasıl gitsin? Aslında olması gereken, niye diyeceksin? Çünkü artık yabancı sınırlaması kaldırıldı gibi bir şey 14'e kadar. Artı bu yayıncı kuruluş bir yandan dolayı da her takım iyi paralar kazanıyor ve iyi transferler yapıyor. Artık geçmişten dolayı yapılan kötü transferlerden dolayı büyükler de yapamadığı için bu duruma geldi. Hani şimdi konumuz Galatasaray Beşiktaş ama biraz da önceki maçlardan. Mesela Beşiktaş Samsun, Sivasspor 2-1 yenildi. İşte Sivas'a yenilir mi diyor. Bir bakıyorsun forvetine yenilir. Aruna, Kone ile Robinho. Evet. Yani hakikaten artık ligde çok fazla, hani derler ya, herkes herkesi yenebiliyor. Hakikaten herkes herkesi yenebiliyor. Robinho'nun da oynayacağı tuttu değil mi? Tabii. Adam yani, futbolu özlemiş. Adam da yetenek var. Tabii. Çok da yaşı aslında 32-33. Ronaldo'yla aynı. Dünya yıldızı Ronaldo'yla 100 milyon eurolar alan. Hatta şöyle bir 8-10 sene önce Ronaldo'dan daha iyi bir yetenekti Robinho. Yani aynı zaten dönemin adamları Robinho. Onun için bu bana çok şey gelmedi. Bu takımın, buların aynı şekilde galip gelmesi, mağlup olması çok bana şaşırtmıyor. Hı hı. Şimdi Kıvanç'ım, ilginç bir lig yaşıyoruz. Başakşehirspor, Başakşehir diyelim. Evet. Ligin lideri. Kasımpaşa ikinci. Şimdi Fenerbahçe'den umut yok. Eğer hani dört büyüklerden, Trabzonspor'dan hiç ışık yok. Bir şekilde şampiyon olma ihtimali olan, isteği olan büyükler arasında takım varsa iki tane var. Galatasaray ve Beşiktaş. Şimdi Galatasaray'a bakıyorum. Ben biraz daha Galatasaray tarafında konuşacağım. Bizle, yani Fenerbahçe'yle yaptıkları maçtan sonra çok büyük bir kurumsal krize maruz kaldılar. Ve bence bu kurumsal krizi de yönetemiyorlar. Yani artçı deprem gibi her hafta kalkıyoruz. Eskiden gün aşırıydı. Biri 3 maç aldı, biri şu kadar aldı, bu kadar. Biraz azaldı. İşte başkan ceza almaya devam ediyor. Yeni futbolcular, Serdar en son. Serdar mı aldı, kim aldı? Serdar gerçi geçen haftaki maçtan dolayı aldı. Ha, aldı ama onda da bir öfke var. Hani bu kadar senin tabii takımın şey. Eksiksiniz. Abicim sen de sahada kal. Yani, o da bir görev değil mi? Bir de şöyle bir şey. Her maçta buna benzer olaylar oluyor. Ben olmuyor hiç mu topu fırlatan görmedim hakeme. Yani çoktandır. VAR'ın ilk hatası mı? Hayır. Ki ki hata olarak da %100 diyemiyorsun. Ha, diyemiyoruz. Ha, şöyle çünkü söyleyeyim. Hani hata diyorlar ya. Hadi diyelim hata. VAR'ın ilk hatası mı ve bir tek size mi oldu? Şimdi bize kızacaklar ama bize çok oldu. Beşiktaş'a da oldu. Tabii olmayan var mı? İki maç önce hangi maçtı? Penaltısını vermedi. Karşı takımın Sivas maç mıydı? Tabii. Şimdi hatırlıyorum. Anadolu takımlarının canı bizlerden daha fazla yanıyor. Tabii. Hiç onların sesi çıkmadığı için kimse Erzurum konuşmuyor. Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdirek şey yapıyor. Yani buz diyor, konuşmadığımız için görünmüyor diyor. Bizim maçlar görünmüyor. Hakikaten görünmüyor. Yani biz büyükler olarak, Beşiktaş, Fenerbahçe olarak da çok mağdur duruma aslında düşmüyoruz. Düşünce de hemen şey, geçen seneki şampiyon, şimdi hani adam başlamışız, şampiyonluk Alanya maçı. Tabii. 5 metre geriden çıktı. Aynen öyle. Karşı karşıya penaltı, kırmızı kart Muslera'ya. Ne oldu? Yani şimdi herkes de var. Kendine olunca susuyorsun. Cüneyt Çakır çok iyi bir hakem diyebiliyorsun. Aha. İyi maç yönetmiş diyebiliyorsun. Fakat en ufak hatada hemen dönüyor. Ya öyle olacak ya böyle olacak. Yani şimdi hiçbir sen antrenörü gördün mü? Bize hatalı kırmızı kart verdi karşı takıma. Bizim şu pozisyonumuz penaltı değildi, verildi diye bir şey. Ya ben çok görmedim. Ya bir Fenerbahçe'nin, hele bizim takım kötü ya. Sesimiz hiç çıkmıyor. Şimdi bizde şöyle bir durum. Takım kötü diye konuşulmuyor. Ya bugüne kadar birkaç tane maçımız bizim hakem hatasıyla gitti. Bakın farklı yerde olurdu. Küme düşecek, küme düşecek. Ben demiyorum ki Fenerbahçe'ye oynuyor. Bize de oldu ama takımın geneli kötü olduğu için ve Fenerbahçe'nin içerisinde bir parçalanma, hala tartışmalar olduğu için
Kimse de çıkıp demiyor. Bu da bizim komikliğimiz bana sorarsan. Peki şimdi maça gelelim. Beşiktaş'ta Galatasaray oynayacak. Tamam mı? Maç nerede abi? Vodafone Arena'da. Vodafone Arena'da. Galatasaray deplasmanda ne kadar etkili? Sen nasıl görüyorsun mesela? Galatasaray, ben son Lokomotiv maçını izledim. Yani Lokomotiv'de kimse yok. Bir Sumolo forvette işte yılların Farfan'ı var. İki tane isimlerini unuttum. Karda ikizler var. Onlar 95-96. Fernandez takımın beyni yok. Bir de Çeluska diyeceğim. Bir tane stoperleri var. Yani tanımadık bir adam yok ve çok kötü bir takım. Daha puan alamadılar. Neredeyse bir tane golleri var. Ve bu takım Galatasaray'ı perişan etti. Hakikaten perişan etti. Son maçlarına bakın Galatasaray'ın. Trabzon'dan 4-7. Akhisar'dan 3-7. Malatya'dan 2-7. Kayseri maçı... Anormal mi? Yani anormal değil. Çünkü bir takım demek ki ya oynamak istemiyor, taraftarı duymayınca, ya oynamak istemiyorlar, taraftarın baskısıyla bir şekilde oynuyorlar, ya da karşı takım Galatasaray'ın kendi sahasına gelince oynayamıyor. O da bir çelişki. Ama Galatasaray deplasmanda çok iyi olduğunu zannetmiyorum ve de kötü olarak. Bir Kayseri'yi yendiler, o da Kayseri neredeyse hiç oynamadı. Yani. Takım dinamikleri sahada yok. Evet. Futbolcu anlamında, yönetim anlamında da yok. Şimdi şöyle bir şey var. Hep haklı olamazsın. Yani şimdi Galatasaray yönetim hep haklı. Yani her şeyde haklı olamazsın. Yani bazen susacaksın. Yani hep haklı. Adamın penaltı, yani o penaltı pozisyonunda da hani vardan diyeceğim. Ben sağdan bakıyorum. Hakikaten adamın ayağıyla beraber topa vurmuş gibi gözüküyor. Sola bakıyorum. Orada da direkt topa vurmuş gibi. Yani ben hakem hocalarını da dinledim. Topa değse ya da değmese o hareket faul değil mi? Yani girişi zaten girişi ama bizim yani, öyle iki tane verilmemiş, bizim iki tane penaltımız var. Birebir aynısı. Ne yapalım şimdi biz, ne yapalım? Yani hani o kadar bariz pozisyonda, yıllar önce hatırlarsın Ayhan'ın pozisyonu, Ginçe Antalya Spor maçında döndü, boynundan aldı, doğru, indirdi, doğru, görmedi. Tamam şimdi VAR diyor, VAR'dan ama hakikaten bu ligde VAR'da bakılmayan o kadar çok pozisyon var ki, yani bu kadar da, bir de yani %50-50 bir pozisyon, %100 de diyemiyorsun. Peki bir Galatasaraylı yöneticinin, Ali Dürüst'ün Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önce yönetiminden istifa ediyorum deyip sonra hakemlerin işte maç verilmesi şu an uygun değil falan, böyle laf da yuvarlak orada. Yani hani dinlendireceğiz mi? Dinlendirilmesi de bir şey. Ondan sonra geri dönmesini nasıl yorumluyorsun? Yani zaten hep Galatasaray maçında oluyor. Niyeyse böyle şeyler. Yıllar evvel Ali Uluyol diye bir hakem vardı. Beşiktaş 2-1 kazandı. 2 tane penaltı kazandı. Biri Ahmet Hasan düştü. Yani bana göre de penaltı değildi. Evet. Adamı bitirdiler. Ali Uluyol bir daha maç alamadı ve hakemliği bıraktı. Ve o maçta ondan önce iki tane de elle kestikleri, bize attıkları gol faaldi. Bir penaltı pozisyonu vermedi. Ama ona rağmen sanki Galatasaray'ı Ali Uluyol hocamız yendirmiş, adamı bıraktı. Yani hep Galatasaray'da hiç böyle bir şey var mı daha önce? İki hakemimizi kadro dışı bırakıyoruz diye daha önce böyle bir açıklama sen duydun mu? Ya da lig tarihinde, Türkiye futbol tarihinde böyle bir şey var mı? O zaman şuna gelebilir miyiz? Şimdi Portekiz Ligi'nde böyle bir şey yok. Değil mi? Az önce biz Kıvanç'la yayına girmeden önce efendim Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin falan işte değerlerini Portekiz takımlarıyla falan karşılaştırdık. Demek ki sadece altyapıya önem vermek de değil. Futbolun futbol gibi oynanmasına da izin verilmesi lazım ki bazı takımlar bizim örnek almamız gereken liglerden bahsediyorum burada. Tabii. Mesela Portekiz bizim örnek almamız gereken bir lig. Neden? Bizim öyle 1 milyar dolar harcayacak bir takım gibi, İngiliz takımı gibi, Fransız takımları gibi sponsorluğu olan bir durumumuz yok. Ne yapacaksın? Doğru örnekler orada. Peki orada sadece altyapı değilmiş demek ki. Futbola karışılmıyor. Sözde hani Türkiye Futbol Federasyonu'nu özelleştirdiler. Hiçbir işte basketbolu, voleybolu hiçbiri özerk değilken sadece Futbol Federasyonu özerk. Ama sonuçta yani hep karışılıyor, hep ve
hakikaten anlaşılmaz bir şekilde bu Galatasaray, yani hani konuşmak da çok Galatasaray hakkında istemiyorum ama hakikaten iki haftadır sanki böyle katledilmiş gibi ya. Ben katledilecek bir şey de göremiyorum. Yani bu bence Galatasaray'ın o maç Konyaspor maçındaki kötü oyununu perdelemek istiyorlar bana göre. Yani hatırlıyor musun? İzledin mi maçı? Bilmiyorum. Yani hakikaten Yahovic iki tane kaçırdı. Ne yazık ki. Yani çok fazla şey yaptılar. Hakikaten de böyle çok abartılacak bir pozisyon yok. 3 sene önceki Trabzon Galatasaray maçını hatırlamıyor musun? Adamı 3 tane ben adamını ben attılar. 7 kişi kaldı Trabzon. Aynen. Üstüne üstü şimdi Umut Bulut kendini yere attı, bir de penaltı kazandı. Hiçbir şey olmadı. Oynadık, kazandı. Trabzonspor konusunda da hep ihale bize kalır ya. Ya bizim dışımızda Trabzon'un başına neler geldi? Hiç kimse bunu hatırlamıyor. Ben de bunu anlamıyorum abi. Peki maça gelelim. Galatasaray'ın yarısı yok. Yarısı yok. Beşiktaş ne durumda? Şimdi ilk önce maçtan önce bir daha da ilk tamam. önce hakem. Evet. Şimdi hakem. İlk önce bir hakemden tamam. başlayalım. Kim? Tamam. Cüneyt Çakır. Evet. Bir kere Cüneyt Çakır'la var yok. Aha. Var diye bir şey yok. Bursa Beşiktaş maçında gördük. Bana göre böyle dedi. Eli görmedi. Faulü görmedi. Yani Cüneyt Çakır bir deplasman takımının isteyeceği en iyi adam. En iyi hoca yani. Bir de Sayın Abdurrahim Albayrak çok sevinirmiş. Dua ederlermiş o da ki, çıktı, evet. Dua ederlermiş ki Cüneyt Çakır gelsin. Eski bir futbolcu bunu söyledi. Evet, dua ederlermiş. Beşiktaş Galatasaray maçında Cüneyt Çakır ne yapmış? 7 tane maç bundan önce yönetmiş. Bir tane Beşiktaş'ın galibiyeti, bir beraberlik, 5 tane Galatasaray'ın. Peki sen şunu düşünüyor musun? Yani sayın hakemimiz, şimdi Galatasaray'ın hani şu kuvveti var diyemeyeceğim. Hücumdan eksikler. Orta sahada eksikler. Defansa eksikler. Bir kaleci. Muslera hani gününde olursa bir avantaj. Gününde bir Muslera her zaman bir faktör. Yani Beşiktaş'a karşı hani sağlı sollu ataklar, organize işte üçgenlerin kurulması, ileriye falan çapraz çıkışlar herhalde beklemiyorsun. Beklemiyorum. Bunu yapmazlarsa hakem... yapamazlarsa hakem de taraf tutabilir mi sence? Taraf tutma gibi değil de yani çok kolay bazı mesela direkt kırmızı kart göstermez. Direkt penaltı vermez ama çok ufak nüanslar var. Mesela presle şimdi kim oynuyor? Maicon yanında evet. Ozan oynuyor. Aha. Sağda sanırım Line, solda da Nagamoto oynayacak. Aha. Çünkü başka da zaten kalmadı. Nagamoto'nun şeyi dönmesi oldukça avantaj aslında. Avantaj burada. Ama çok da iyi oynamadı. Nagatomo yanlış söyledik. Yani şöyle bir şey var. Hani hücum kuvveti açısından bir o da bir faktör Galatasaray evet. için. Ama sakatlıktan çıktı bir anda. Bir de onun bulunduğu yerde kim oynayacak karşısında. O da çok önemli. Ne kadar hücuma çıkacaksın? Alanını bırakacak mısın? Diğer yandan işte Beşiktaş'ın işte hani kanatlarına baktığımız zaman son zamanlarda ben bir şeyi dikkatimi çekiyor. Beşiktaş'ın kanatlarına zaman zaman ikili pres uyguluyor rakipler. Hı hı. Yani Nagatomo hani böyle çok çıkarım, kaçarım, kovalarım arkada adamı bırakırsan da o da iş. Tabii. Kim oynar sence sağ açıkta? Sağ açıkta. Şimdi ben şöyle Beşiktaş'ın Cüneyt Çakır'ı bir bitireyim. Tamam olur. Cüneyt Çakır biliyorsun Beşiktaş'a karşı da çok kolay kart gösteriyor. Ya yıllar evvel ne hangi maçtı? Beşiktaş yine Galatasaray maçı. Bizim Delgado vardı. Adam vurdular Delgado'ya. Adamcağız yerden kalkmadı. Sarı kart gördü. Ama onun üstüne 5 kere daha vurdular. Tabii dilini bilmediği için sadece şöyle yaptı. Ben dedi bir kere bana vurdular gösterdim 6-7 yeri. Bana dedik gösterttirmedim dedi. Ben dedi bir kere yaptım sarı kart gösterdim dedi. O hani o arada vardı ya sarı kart gösterdiğince sarı kırmızı attı. Ya bu kadar kolay da atabiliyor Cüneyt hocamız. Ha. Dediğim gibi şimdi Okan ve Maicon varken biraz top çıkartması zor olacak. Ve Beşiktaş son Ankara gücü maçıyla birlikte hatta Başakşehir'i de sayarsan bir farklı oyun düzenine girdi. Bu oyun düzeninde presle karşı takımın stoperlerini çıkarmama amaç. Doğru.
Ve bunda da çok ufak nüanslar oluyor. Yani bilirsin Bülent Korkmaz omzuna hafif dokundu mu düşerdi. Yani o nüanslarda eğer Cüneyt hocamız devam ettirmezse Beşiktaş çok zorlanır. Hı-hı. Çünkü her pozisyonda faal olup rahatlayacaklar. Bunu da Galatasaray'da en iyi yapan bir de Selçuk var. Hı-hı. Selçuk da bunu çok sever. Sırtını koyar adama, dokunduğu an düşer ve faul aldırır. Oyunu soğutur, oyunu yavaşlatır. Hı-hı. Cüneyt hocamızdan da ricam biraz oyunu yavaşlatmadan gördüğünü çalsın ve hızlı oynatmaya. Avrupa'da nasıl yapıyorsa öyle yapmasını rica ediyorum ve takım kadrolarına geçelim istersen. Şimdi Beşiktaş'ta sakatlar Roko, Pepe, Medel, Roko, Gökhan Gönül'ü sayalım mı? İkisi dinlendi. Medel de dinlendi, Gökhan Gönül de dinlendi. Tamam. Muhtemelen Pepe, Babel bir de Roko oynamayacak. Quaresma? Quaresma da dinlendi. Onların hepsi dinlendi ve şeyde oynadılar. Bir tek son. Tolgay Aslan kadro dışı. Tolgay Aslan da kadro dışı. Şimdi Galatasaray'a geliyoruz. Cezalar. Ndiaye, Rodriguez, Dong, Serdar Aziz. 4 tane cezalar. Belhan da sakat. Evet. Belhan da sakat. Sinan sakat. Emre sakat, Sinan sakat. Evet. Zaten hepsi de ilk 11 oldu. İlk 11 oyuncu. Bence daha en önemlisi Fatih Terim cezalı. Bana sorarsan. Evet, çünkü ne olursa olsun kenardan ateşlemesi. Aynen. Zaten Fatih Terim'in yaptığı en iyi şey kenarda ateşlemesi. Doğru. Hakemi etkilemesi, yan hakemi etkilemesi, hatta karşı futbolcuları bile etkilemesi. Peki Babel ve Pepe'nin derbide olmaması nasıl etkiler Beşiktaş'ı? Bence Babel, bu son Flamengo olayı vardı. Hani gitti mi gitmedi mi filan. Evet. Ondan sonra çok fazla iyi oynamıyor. Kendine oynuyor. Yani İlk geldiği zamanki Babel değil. Yani bak atıyor, ben attım diyor. İşte bakın diyor, ben nasıl attım. Fenerbahçe maçında attım. Yollamadınız. Böyle, yollamadınız. 4 milyon euro istiyor şimdi. 4 milyon euro. Evet. Zaten bu son zamanda bu sosyal medyada bir olaylar oldu. Hani Pepe Babel bir futbol O konuda ne düşünüyorsun? Çok merak yani, ediyorum. Ayıp etmedi mi? Yani biraz Avrupa kültürü, yaşadığı ülkeyi anlamamak değil mi? Tabii yani. Abi sen Türkiye'de yapma böyle işler. Bu kadar da seyircili şey olmasın yani. Seyirci diyebilir. Maçlardaki herkese küfürlü şeyler geliyor. Yani sen bir profesyonelsin. Şimdi şöyle bir şey de var. 2,5 milyon euro alıyorsan bazı şeyleri de sineye çekmek zorundasın. Bana kalırsa. Bence yani, aynı fikirdeyim. Yani sen, ben 2,5 milyon euroyu hayatımız boyunca kazanamayacağız. Yani, i̇nşallah kazanırız. İnşallah. Normal şartlarda evet. Yani onun için bu kadar küçük şeylerde de, o da bir şey dememiş. Adam demiş ki işte demiş 250 bin euroyu oynuyorsun. Adam da doğru demiş. 250 bin euroyu oynuyorsun demiş. Burada git orada 250'yi oyna demiş. 4 milyon ne istediğin gibi bir şey yazmış. Çocuk da bir şey yazmamış. Ne böyle bir küfretmiş ne bir. O da yani hani ağza alınmayacak, Türkiye'de hiç olmayacak bir türden bir cinayet çıkar ya. Yani. Yani deliye söylediğin zaman delisi sonunu düşünmez yapar. Tabii yani bizde tabii aile çok önemli olduğu için böyle bir aile bireylerine yapılan bir şey dedim. Mesela şimdi Ndiaye, Onyekuru mesela iyi futbolcular var. Maicon, Rodriguez, Feguli, Mustera, Belhanda, Fernando bakıyorum. Hani Türklerden Serdar Aziz oynarsa oynar. Serdar Aziz şey zaten. Yani Galatasaray'ın kadrosu kötü değil. Büyük bir yıkım var. Sen maçı mesela ilk golü atan avantajlı olur mu sence? Yok, ben onu düşünmüyorum. Yani şöyle bir şey var. Mesela Başakşehir olsa ilk golü atınca zor atmak. Belki bazen Fenerbahçe'de büyük maçlarda o şekilde oynayabiliyor. Ama Galatasaray'ın bu kadro yapısıyla da ilk golü atıp da koruyabilecek bir yapısı olduğunu zannetmiyorum. Ama şöyle olabilir, ilk golü Galatasaray yerse daha çabuk dağılabilir. Öyle bir şey olabilir. Bu maçı öyle görüyorsun. Bu maçı öyle görüyorum. Galatasaray'ın da ben şöyle çıkacağını zannediyorum. Mustera kalede, sağda Lines, Ozan, Maicon, Nagamatu, onların önünde sanırım Selçuk oynayacak. Aha. Selçuk'un yanında da Fernando oynayacak. Ki Fernando takımın en iyisi bence. Onyekuru oynar. Solda Onyekuru oynar. Sağda da Mariano'yu oynatacak. Sağ bek olmasına rağmen bence onu. Önlerinde de Eren Derdiyok oynar. Bir de Feguli de. Eren Derdiyok
konusunda Galatasaray taraftarları çok şikayetçi. Sen de düşünüyorsun. Yani şimdi aslında Eren gelmeden önce bayağı Leverkusen'de zaten böyle bir Basel de çok kötü de değildi. Yani evet. Çok böyle spektaküler goller atıyordu böyle evet. Ama çok şey bekliyorlar belki bilemiyorum. Yani hani Eren için ama bak tam bu dediğini söylüyorlar biliyor musun? Yani skills videoları var ya YouTube'da. Hmm. Eren Anaç skills videolarının gençliğinde acayip acayip golleri var ha falan. Gerçi tamam. Attı da Galatasaray 3-4 tane. Ya attı ama demek ki adamın sürekliliği mi yok? Şundan da acaba şüphelenmek mi? Ulan adam bu adam niye en son Türkiye'ye geldi? Tamam, para da çok hatta para Kasımpaşa'dan var. Yani evet. Galatasaray'a da direkt gelmedi. Kasımpaşa'da evet, oynadı 2 sene. Evet. Ondan sonra ya Galatasaray'ın zaten bu kadrosu haricinde oynatabileceği bir herhalde Muğdat var, bir de genç çocuklar var. Onun dışında da yok yani hani Beşiktaş'ta yalnız kadroda 2-3 tane soru işareti var. Kimler? Şimdi kalede soru işareti aslında varmış gibi de Karius oynar. Son maçtaki... İyi oynar mı demek istiyorsun? Mu? Yani Karius'ta herhalde bir konsantre eksikliği mi var yani? Abicim adam yakışıklı. Tamam mı? Türk kızları da adamı keşfetti. Ben sana konuyu söyleyeyim. Bu konu futbol mutbol değil. Bu adam yetenekli adam şimdi yani. Boşuna... İyi futbolcu yani şimdi yani. Kariyerine de bak. Son maçta işte Sarborg maçında bir tane yedi. Hani ilk golde herkes hatalı diyor. Ama hakikaten yani şimdi halı saha gibi bir yerde oynadılar. Aha. Daha 40. saniyede adam nasıl koşacak, top nasıl gidecek bilmeden 1-0 oldu. İkinci de adam herhalde 10 yılda bir kere öyle vurdu. Ondan sonra 3 tane %100 olmak üzere 6 tane top çıkardı adam ya. 6 tane çıkardı. Ona bakmıyorlar. 2 tane yedi diyorlar. Hakikaten. Abi kaleci ne yapsın 6 tane? Şimdi benzerini Fenerbahçe için söyleyeyim. Haftanın karmasına Harun girmiş. O da şimdi aynı. Bu iyi mi kötü mü? Haftanın karmasına kalecinin girmesi iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Nereden baktığına göre... Ha, kazanırsa şu açıdan, Fener iyidir ama... Şu açıdan bakınca sinirlenir. Neyse adam en azından alışmış bu burbur rezalete zaten. Bir de kaybedip ama, girmek o daha da kötü. Evet, hadi daha kötü bir şey. En azından adam hani elinden geleni maçı izlemedin, açtın baktın abi puan yok. Abi ne yapmış? Girmiş. En azından alışmış ya. Bizim bu sene sezon hani standartların dışında yorumlar yapmak zorunda kaldık. Schumacher vardı. Hep girdi. Tabii. Schumacher'e 5. haftada gol atabilmişlerdi. O da ortadan kazara girdi top. Evet. Schumacher'i gören korkuyordu. Ha. Yani Harun'a ben güveniyorum. Bence kaleci öyle kolay bir şey değil. Eleştirirken daha az eleştirmek lazım. Her takım kalecisini. Ya Karius için kolay mı? Tabii. Muslera'nın elde ettiği yer kolay mı elde edildi? Muslera'yı da ben küfreden saydıran çok gördüm. Tabii, abi siz kafanızı mı yediniz? Deli misiniz siz? Beşiktaşlı olsaydınız kaleciden neler çektiğimizi, ha. Fevziler neler yani hani yani. Hani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a nazaran kaleci konusunda hep iyi oldular. İşte Rüştü geldi, Volkan geldi, Engin bizden gidip iyi oynadı, Schumacher vardı. Evet. İşte Yaşar'ı vardı, bir Lukovcan falan bir arada onlar. Beşiktaş'ın 92'lik poşet. Beşiktaş hep onları yaşadı. Evet, hep evet, yaşadı. Yani evet. Beşiktaş'ın doğru dürüst saysan 3 tane kalecisi olmaz yani. Arkadaşlar Muslera'ya bakın gerçekten. Laf söyleyen çarpılır ya. Başınıza bak vallahi iş gelir yani. Allah'tan adam burayı da sevdi. Hani kaleyi de tuttu. Tabii. Ben Galatasaray'ı. O gidince ben Galatasaray'ları göreceğim. Değil mi? Tabii. Olurken yerine kim gelecek? Tabii. Olurken konuşmak kolay. Yani aynen öyle. Aynen. Kaleci Karius oynar. Önde Medel sakatlığı atlattıktan sonra bence Medel Vida ikilisi aslında bence Beşiktaş'ın ideal ikilisi. Çünkü Pepe Beşiktaş'ın oyununu bozuyor bana kalırsa. Niye bozuyor diyeceksin? Çünkü Beşiktaş'ın forvetinde topu saklayacak, sırtı dönük oynayabilecek bir forvet olmadığı için ben onlara kanka diyorum. Caner Pepe ikilisi kankalar solda. Bir o uzun top atıyor, bir o uzun top. Yazık Oğuzhan'a da onun yüzünden laf geliyor. Çünkü havada görüyor, bir bakıyor top kapılmış. Yani Pepe'nin oynamaması Beşiktaş'ı daha hızlı çıkartıyor. Caner çok fazla top kaybetmiyor mu? Çok fazla top kaybediyor ve çok fazla ileri atarak top kaybediyor. Hı-hı. Yani onun için Pepe'nin oynamaması bana göre avantaj. Medel, Vida ikilisi Beşiktaş'ın bence en iyi ikilisi. Hı-hı. Ben burada şöyle bir şey söylemek istiyorum.
Caner'i düşündüğümde yani mesela NDI'ye Caner'in böyle kavisli attığı toplar var ya, rebound alınırsa, önüne düşerse çok hızlı çıkan bir adam. Bir ihtimal hani onun performansına bağlı ama şunu da diyemiyorum. Yani takım o kadar eksik ki. NDI de yok bu arada. Ha yok ya pardon. Ya olabilse artık yani, o kadar. Aynen öyle. Bir yani, de şöyle bir şey var. Yapabilseler yani düşse bunu alabilse yapabilse. Şimdi NDI'nin yerine kim oynayacak abi? Selçuk şimdi dediğimi geri alayım. Selçuk reboundu alabilecek mi? Hayır. Selçuk zaten kaç maçta? Aldın abi. Topu sürebilecek mi? Onyekuru'ya verecek. Bir tek öyle bir şey olabilir. Yani hızlı Nagatomo adam koşarsa onu görür. O da ne yaptın? Yana verdin topu. Bitti. Yani ortada da en Galatasaray'ın en tehlikeli iki hızlı hücumcusu. Endia'ya yok. Artı Rodriguez yok. Bir de Sinan da kötü bile hani saysalar hakikaten hızlı çıkan bir adam. O da yok. Bir Galatasaraylı adına bir şey söylemek istiyorum. Belhanda'yı abi ben Galatasaray'a yakıştırmıyorum. Bile takımı bizim Türk futbolcular falan filan hareket yapıyor da çok denk gelmediğinden tecrübesi. Bu adam bilerek yapıyor. Bak diyor ben de çıkacağım. Fatih Terim buna çok gıcık zaten. Bu huyunu fark etmiştir ama bir şey yapamıyorsun. Ama onu bile arıyorlar şimdi. O sakatlandı. Aynen. Emre Akbaba sakatlandı. İşte 10 numara gibi bir adamı aynen kalmadı. Aynen öyle. Şimdi sağ bekte kim oynar? Gökhan Gönül sakatlanıp çıktı. Aslında çok sakatlanmadı. Yani böyle bir hafif ağrı hissedince çıkarttılar son Ankara hücum maçında. Hı hı. Avrupa maçında da dinlendirirler. Sağ bek o oynar mı? Çünkü Adriano oynayacak onun yerine. Adriano da son maçta çok iyi değildi. Hatta o Adriano'nun kötülüğünden dolayı takım hiç oynamadı. 3-5-2'ye döndü. Yani Dorukhan, Necip, Vida üçlü stoper gibi oynattı. Üçlü tandem gibi işte. Ben sağ bek Gökhan Adriano arasında, Adriano adı da şöyle. Sol bekte ne kadar iyiyse sağ bekte de o kadar kötü. Yani soldan hiç adam arkaya kaçırmıyor ama sağdan habire kaçırıyor. Yani onu da çözmek zor yani. Şenol Güneş'e gelirsek, Şenol Güneş ben bunu sana daha önce de sormuştum. Formda mı buluyorsun? Aslında formda bulmuyordum. Son Ankara Gücü maçından sonra değil, Başakşehir, Sivas'a yenilmemize rağmen de Genk maçında da formuna yavaş yavaş alıyor. O tek böyle tek düzelikten çıktı. Farklı bir sistem oturtturmaya çalışıyor. Dediğim gibi önde pres, sürekli presle uzun top olmadan yerden bu 2-3 seneki önce oyuna döndü. Ama biraz da farklı olarak presle oynuyor. Yani her yerde pres yapıyorlar. Şu Sarbok maçında bir de Beşiktaşlar'da bir hırs oldu. Yani Sarbok maçında 2-1 olunca lens attığında ben 2-3 kere izledim. Golü atınca kimse lense koşmuyor. Beşi bir anda kaleye top almak için koştu. Yani golle beraber 5 kişi direkt o kadar bir hırs var Beşiktaş'ta. Bu da Şenol Güneş'in o Fenerbahçe maçındaki geçen seneki o psikolojiden yavaş yavaş kurtulduğu, yavaş yavaş da forma girdiğini gösteriyor. 2 ay önce sorduğunda ben hayır demiştim, hatırlamıyorum ama yani çok formda değil demişimdir. Şu anda kesin de formda değil ama yavaş yavaş form tutuyor. Beşiktaş da form tutuyor. Yani Sarbok maçındaki ilk 10 dakikayı saymazsan 2 maçtır çok iyi top oynuyor. Bu dörtlünün solunda da Caner oynayabilir, Adriano. İkisi arasında Şenol Güneş'te kalır. Önlerinde kim oynayacak? İşte öndeki ikili soru işareti. Atiba kesin. Bir kere Atiba. Necip oynamaz. Necip'in oynayacağı tek yer Meden oynamazsa stoper oynar. Tamam. Atiba yanında Oğuzhan mı Dorukhan mı? İşte oyun taktiğini ben merak ediyorum. Yani oyun taktiği Dorukhan çok değişiyor. Şimdi mesela forvetin forvet şeyine, yeteneğine Oğuzhan'ın 10 üzerinden 7-8 verirsek savunmaya da 3-4 veririz. Dorukhan'da ikisi de 7. Hem son Ankara Gücü maçında 2 tane golün hazırlayıcı Dorukhan oldu. Ve çok güçlü, çok hızlı. Göreceksiniz birkaç sene milli takımın da ön liberosu olacak. Olacak. Okay'la ikisi milli takımın ön liberosunu alacak. Yani buraya yaz bir yere, o kadar iyi. Sen çok tutuyorsun onu. Dorukhan'ı özellikle çok tutuyorum. İzleyeceğim. Hızlı, ayağı da iyi.
Gerçi son maçta stoper de oynattı. Sağ stoper gibi biraz sırıttı ama onun dışında ön libero'da hakikaten iyi. Uzaktan şutları hiç denemedi ama Eskişehir'de ben izledim. U21'de de izledim. Çok iyi şutları da var. Dorukhan Oğuzhan arasında kalıyorum orada. Şenol Hocam da kalacak bilmiyorum. Ama ben Dorukhan'dan yana kullanacağını zannediyorum. Öndeki üçlüde de hatta öndeki dörtlüde de 6 tane adayı var. Öndeki dörtlünün adayı. Bunlar Lens var, Quaresma var, Laiç var, Mustafa Pekdemek var, Güven var. Hatta Larin'i saymıyorum çünkü Larin'i ben Beşiktaş'ın futbolcusu olarak görmüyorum ve bir daha da oynayacağını zannetmiyorum son maç. Bir de Lava dersen 5-6 tane. Kimler kesin oynar diyeceksen Quaresma kesin oynayacak. Evet. Laiç de oynayacak. Bu ikisi kesin. Son iki adayı. Lens yani normalde iyi oynayan bir adamı oynatması lazım. Çünkü çok iyi oynadı. Hafif bir sakatlığı da vardı ama gerçi o herhalde bir kramp girmeden dolayı. Ben Lens mi Mustafa Pekdemek mi? O birazcık ortada. İleride de ya Güven'i oynatacak ya Lava oynatacak. Muhtemelen ben Lens ve Güven'le başlayacağını tahmin ediyorum. Güven de hakikaten çok iyi bir çocuk. Hakikaten hızlı. Böyle çocuklar alacaksın. 300 bin euroya alındı. O da yetiştirme parası olarak Leverkusen'den. Kendi ne kadar alıyor? Yıllık 60 bin euro mu alıyor? 70 bin. Öyle bir rakamları oynuyor yani. Yanında Mustafa abisi 1.7 milyon euro oynarken o 60-70 bin. Ve Güven hızlı. Bu son Ankara gücünde her türlü gol atabiliyor. Bir kere hazırlık maçında, Altınordu maçında içeri kaçarak gol attı. Son maçta aşırtma bir gol attı. Çok da güzel bir gol attı. Mario Gomez stili bir gol attı. Ondan önceki Sivas maçında kafayla gol attı. Güven'i görüyorsun bir forvette, bir geride, bir yani ben olsam Güven'le başlarım da sanki Şenol Hoca biraz daha Lava oynatacak gibi. Anladım. Şimdi ben de Galatasaray için bir şeyler söyleyeyim. Benim gördüğüm kadarıyla yani Galatasaray'ın 8 tane oyuncusu yok. Yani burada hani şu kadro bu kadro mesela sen sayıyorsun ya A'lı B'li bazen C'li. Hani şimdi kadro çıkartmak önemli. 8 tane futbolcu o ya da bu şekilde yok. Teknik direktörüm ve baş yardımcısı da yok. Ben onu 9-10 diye sayıyorum. 10 kişi yok şimdi 10 kişi. Bir de bu 8 oyuncusun 6-7'si yerine koyamayacak evet. Futbolcular. Yani mesela Pepe ile Medel. Evet. İşte Lens ile evet. Babel. Onlar evet, hani evet, evet. Koyunca hemen hemen aynı. Hani Rocco zaten. Hızla tekrar sayalım. Ndiaye, Rodriguez, Berhanda, Emre Akbaba, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ryan Dong ve Tarık Çambal. Korkunç bir durum var. Ben burada taktikten çok bahsedemeyeceğim. Yani derdi yok çıkacak. Rodriguez çıkacak. Onyekuru çıkacak. Fernando Ndiaye, Rodriguez işte yok. Yok o da. Artık yani, o kadar kötü ki yani kötü. Kim var kim yok. Çıkabilecek adamlar yani. Burada bence iki tane konu var. Bir Fatih Terim'in klasik modu olacak. Aslanlarım siz çıkacaksınız. Koşacaksınız 90 dakika. İkincisi de Mustara ile bir konuşma yapacak. Sen seti maç bugün yani maç bugün ya o maç bugün yani. Çünkü bana sorarsan Göztepe maçı çok önemli Kasımpaşa için. O maçta iyi bir sonuç ortaya çıktığı zaman Başakşehir ben çok zor durdurulur diye görüyorum. Bu iki takımdan da devam etmek isteyen evet. Bu maçtan bir 3 puan alması lazım. Ki Beşiktaş'ın mutlak kazanması Kasımpaşa lazım. Kasımpaşa yedekte bekliyor. Hani 2'de çok iyi 2-3 tane oyuncuları var. Bu hafta Kasımpaşa Fenerbahçe'yle. Fenerbahçe'yle oynuyor. Yani o da aslında çok önemli bir bu sezonun derbilerinden bir tanesi. Bizi kayla alırlarsa tabii. Yani devam etmek isteyen bu hafta çok kırılma maçı. Başakşehir'de bugün cumartesi 16'da Sivas'la. Sivas'la. Yani Başakşehir valla ben şampiyonluk adayım. Evet yani sene. Ben 3 sene önceki Atletico Madrid'i görüyorum bu arada Başakşehir'de. Çok oyun zevki vermiyor. Ama gol atacağını biliyorsunuz. Gol yemeyeceğini de biliyorsunuz. Bir tane atar belki 2-0 olur. Bütün maçlarda öyle zaten. 1-0, 2-0 ama gol yemiyordu. Kaleci de Mert de iyi hani
Fenerbahçe'de de kötü değildi aslında. Volkan'ın arkasında kaldı. Epiriano işte yanında bayağı iyi takım kurdular. Tabii bir de şöyle bir avantajı var. Kesinlikle Başakşehir'in maddi hiçbir şeyi yok. Kaygısı yok. Tıkır tıkır aynen maaşlarını öyle alıyor. En önemli o. Yani Beşiktaş'ta hani duyumlar da var. Birçok oyuncu sakat değilmiş. Yani bununla sakatı daha çok karşılaşacağız. Kayıttan önce seninle konuştuğumuzu söyleyelim. Efendim kayyum atanabilir birçok kulübe. Evet. Bu risk var. Şaşırmayın. Hiç kimse de şey yapmasın. Ha ona kayyum atandı falan. Bütün takımların neredeyse tamamında bu risk var. Artık bir temlik değil, ikinci, üçüncü temlikler falan verilmiş aynı mal varlığın üzerine. Yani ilk borcu ödüyorsun, ikinciye geçiyorsun, üçüncüyü ödüyorsun, çıkıyorsun bir mal varlığından. Öyle bir dünya yok. Ya buna devlet el atacak, kayyum atayacak, borçları yapılandıracak falan filan. Bu risk var. Ben gerçekten çok merak ediyorum önümüzdeki günlerde ne olacak. Bir de şundan Başakşehir'de bu yok. Niye? Nereden geldik bu söze? Başakşehir'de zaten çok maddi de aynen yok. Ne kadar aldığını da belli değil. Aynen. Futbolcuları alıyorlar ama bonservislerini bilemiyoruz hani biz. Evet, aynen öyle. Adebayor da 5 milyon euroya yakın alıyormuş bu arada. Alır. Alır. Hak eden de bir futbolcu. Futbolcu gibi futbolcu. İşte, tabii geçen sene de çok iyi oynadı. Belki hani Beşiktaş'ta olsaydı şampiyon bile değişirdi. Adebayor 27 yaşındayken bonservisi elindeydi. Fenerbahçe almamıştı. Vizyona bak. İşte. Bugün 34 yaşında hala ligde net adam bence. Tabii. Yani Kıvanç'ım var mı eklemek istediğin başka bir şey? Bir de son olarak aslında başta söyleyecektim onu unuttum. Tamam. Bu maç günü olayı. Yani nasıl diyeyim? Perşembe günü 23'te başlayıp 01'de biten bir maç. Anlamsız. Norveç'te oynandı ve Oslo'ya uzak bir yer 3-4 saat karayolculuğu, bir de çok kötü bir yermiş hani bizim Ege sahillerine ulaşır gibi 90-100 kilometrelik mesafe 3-4 saatte gidiyorlarmış. Ondan sonra bir hava yolculuğu, saat 11-12'de Türkiye'de olan bir Beşiktaş bir günlük dinlenmeyle 20'de maça çıkıyor ki böyle bir Türkiye tarihinde bu da yok. Niye pazartesi oynatmadı? Çünkü yayıncı kuruluş 3 maçın aynı gün olmasını istemedi. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem ama yani hani futbolculara da sana yazık. Kısa bir soru sorayım o zaman öyle kapatalım. Başakşehir sence seneye Araplara satılır mı satılmaz mı? Çok net. Bence satılır ama bu sene şampiyon olup olmamasına bağlı. Evet. Birçok konuda da yorumumuzu sanırım yapmış olduk. Bence de öyle. Başka yorum yapmaya gerek son var mı? Olarak bir skor tahminin var mı? Beşiktaş alır. Ben 3-1 olarak görüyorum. Size golleri bilemem çünkü Galatasaray'ın neyle hücum edeceğini yani sahada görmem ben lazım. Ben Beşiktaş'ın bir gol yeme olayı olduğu için yani bir tane iyi engel olsun yiyorlar yani. Aha. 3-1 olarak görüyorum. Beşiktaş ben yani açık şekilde favori burada. Ama derbidir. Şunu da dememek lazım. İlla alır. Yani favori, benim de favorim Beşiktaş. Yani bir puan alınacaksa Beşiktaş. Beraberlik bence Beşiktaş için başarısızlık. Tabii kesinlikle. Galatasaray'ı sen böyle yakalamışsın. Bir de kendi sahandasın. Hem yakalamışsın yani, hem de alman gereken. Bu Fenerbahçe olsa, Fenerbahçeli olsa düşünürdüm. Ama Galatasaray'da 3-1 diyor. Tek isteğim var. Kavgasız, gürültüsüz. Hakem konuşulmasın. Hakem konuşulmasın. Futbolun oynandığı bir şey olsun. Biz de artık yorulduk. Bir futbol gibi futbol izleyelim de. Böyle yabancı takımlara falan bakınca dibimiz düşmesin. Ya bunlar futbol oynuyor. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Buradan herkese olsun çağrımız. Hem seyircimiz, hem futbolcularımız, hem hakemlerimiz, yöneticilerimiz bilhassa. Lütfen fair play içinde güzel bir maç olsun. Güzel bir maç olsun. Efendim bir bol bol futbolun daha sonuna geldik. Lütfen sizler de yorumlarınıza bize katınız. Yeni bir programda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.